Efendim, beklenti raporunda Doktor Burak Köseoğlu, Doktor Can Pamir stüdyo konuğum ve her hafta olduğu gibi Londra'dan bize canlı yayında bağlantı kurdu. Dündar Parlar, yönetim danışmanı. Sevgili Dündar, günaydın ve sizlere de hoş geldiniz diyorum. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi tabii ki dünya, küresel ekonomiler ve Türkiye etkileri, yansımaları, işte Fed'i konuşuyoruz, Merkez Bankası'nı konuşuyoruz. Tabii ki felaketleri konuşuyoruz. Çünkü bu felaketler, bakın, sadece deprem felaketi değil, sel felaketi, işte orman yangınları, pandemi, o da başlı başına bir felaket. Yani felaketlerle dolu bir 2021 ve 22 ve felaketlerle başlayan bir 2023. Ama plan mı, planlama mı? Şimdi Can Hocama sorayım. Çünkü plan yapıyoruz da planlama yapmıyoruz. Yani bu kavram kargaşası da yaşıyoruz. Yani, bu hani derler ya hocam, minimum kaynaklarla maksimum fayda. Şimdi burada maksimum bir kaynak var. Hani var. Gördük ki bu ülke 100 milyar doları çok daha rahat çıkartabilir baktığın zaman. Maksimum fayda, maksimum kaynak ama minimum fayda. Yani hala çadırın gitmediği, işte yardımların gitmediği yerlerin olduğu söyleniyor. Söylenmiyor zaten. Kişiler söylüyorlar bunu. Görülüyor zaten. Bu bir ortada bir olay. Maalesef işte burada bir organizasyonsuzluk, senin dediğin gibi planlama eksikliğinden kaynaklanan bir koordinasyonsuzluk ve bir kriz yönetiminin aslında çok da verimli yapılamadığının bir göstergesi. Yani kriz yönetimi nerede nasıl yapılacağını, ne zaman kimlerin devreye gireceğini, olası problemler karşısında neler yapılacağını toparlayan bir mantık. Kriz yönetimi dersleri verdiğim için biraz da ben kenarından biliyorum. Bunların bütün prosedürlerinin ve ondan sonra contingency plan dediğimiz duruma bağlı olarak nelerin yapılması gerektiğini, alternatiflerinin biliniyor ve gerektiğine devreye alınıyor olması lazım ve ehil kadrolar tarafından bunun yapılıyor olması lazım. Ama maalesef burada bir kavram kargaşasının yaşandığı, sorumluların işte çok yani devrede olmadığı. Herkesin birbirine sorup çok evet. Da yani şimdi mesela gönüllüler devrede diyoruz. Adamın adı üstünde. Gönüllü. Yani bu adam profesyonel değil. Gönüllü ne yapar? Gönüllü işte orada çorba dağıtır. Gönüllü orada işte insanlara psikolojik destek yeri geldiğinde sağlayabilir. Gönüllü orada bir ondan sonra şeyin taşınması yapılacaksa onu yapar ama gönüllü depremden birisini kurtaramaz. Çünkü o profesyonel yok. Gönüllü bir güvenliği sağlayamaz. Sağlık konusunda eğer bir eğitimi yoksa bir sağlık tedavi uygulayamaz. Gönüllü dediğim gibi işte ilaç getir, çorba dağıt, ondan sonra işte kutu taşı vesaire gibi şeylerde ancak sonuçta bir afet bakanlığına ihtiyaç var. Sevgili Dündar, geçtiğimiz hafta da söylemiştin. Mesela İngiltere'de özellikle devletin yapısındaki kurumsal hafızayı temsil eden müsteşarlık, hani biz müsteşarlık diyoruz, siz ne diyorsunuz orada bilmiyorum. Bu makamlarda oturan kişilerin hükümetler değişse bile değişmediğini söylemiştir. Yanlış mı hatırlıyorum? Tabii şimdi bürokrat dediğimiz bir devletin çalışan insanları olmalı. Ve bu kişiler tam da söylediğin gibi, daha önce konuştuğumuz gibi, hükümetlerin hangi partiden geldiğinden bağımsız olarak o görevleri uzun senelere dayalı olarak yapan deneyimli kişilerden oluşması beklenir. Bu kişilerin çok tepelerindekiler, siyasi partilerin iktidara gelmesi ya da gitmesiyle değişebiliyor olsa da alttaki büyük yürüyün, büyük kitlenin konularına vakıf deneyimli insanlardan olması beklenir. Böyle olmadığı zaman kurumsal hafıza, kamuda ya da özelde hiç fark etmez, kurumsal hafızadan yararlanmış olmuyor ihtiyaç halinde insanlar, o toplumun insanları. Bizde yaşanan, ülkemizde yaşanan durumda bu oluyor. Yetkin olmayan kişilerin, olmadıkları anlaşılan kişilerin pozisyonlara sırf belli bağlantılarla getiriliyor olmasının sonucu yaşanıyor. Kaçınılmaz sonucu yaşanıyor maalesef ülkemizde. Peki bunun ötesinde dünyada bir takım ekonomide de depremler yaşanıyor. Evet. Yani resesyonlar konuşuluyor, ülkelerdeki işsizlik oranları konuşuluyor. Senin gündeminde ne var Burak?
Valla bu hafta benim gündemimde iki tane şey var. Birisi FOMC tutanakları. Evet. Dün akşam gördük. Hocam. Evet. Dün mesai yaptın, fazla mesai yaptın. Evet, fazla mesai yaptık ama sonuçta demiştim demek çok yani hoş bir durum değil. Ama uzun zamandır ben enflasyonun biraz kemikleşeceği, Amerika'da süreceği, Avrupa'da süreceği iddiasını savunuyordum. Dünya onu duymak istemiyordu pek birçok ekonomist. Yani artık şey bitiyor, resesyon da olmayacak, enflasyon da düşecek, eksiki güzel günlere döneceğiz şeyindeydi. Ama gördük ki pek de öyle değil. Almanya'daki enflasyonu da gördük. Amerika'daki durum da sanki böyle 5,5-6'larda bir kemikleşmeye doğru giden bir enflasyon var. Muhtemelen yeni bir 0,25'lik daha artış yapıp 5'i göreceğiz değil mi Can? Evet. 5'i göreceğiz yani muhtemelen. Yani 5 bir süre 5'in üstü yani olacak gibi 5, duruyor. 5,5 bandında bende. Evet. Yani tavanda da 6'ya kadar gidebilecek bir oranda devam edecek. Öte yandan tabii bizde deprem olduğu için çok fazla dikkatimizi oraya yöneltemedik ama enteresan bazı Ocak'ta hareketler olmuş Türkiye'de de. Çok büyük miktarda bir altın ithalatı var. Hatta miktar o kadar büyük ki 58 tondan fazla ve İsviçre'nin yıllık altın ihracatının %42'sinden fazlasını bir ayda Türkiye'ye ithal etti. Kim yapmış bunu? Merkez Bankası mı yapmış? Merkez Bankası değil. Merkez Bankası zaten rezervlerde görmüyoruz bu altını. Muhtemelen altın rafinerisi ve özel şeyler ve külçe altın ağırlıklı gelmiş. Bu kadar talep mi var ya? Yani? Altın borsasından mı oluyor bu işlemler? Muhtemelen ve şey... dikkat ederseniz Ocak sonunda da Şubat'a girerken altınla ilgili bir önlem alındı. Evet. İthalatıyla ilgili. Peki bu ama depremle bağlantılı olarak hani insanlar deprem oldu altın alayım falan değil. Yok çünkü değil. Ocak'ta oluyor bu evet, hikaye. Evet. Peki aynen. Nereden kaynaklı? Niye böyle bir talep var? Muhtemelen altın? Artık KKM ve diğer tasarruflar yavaş yavaş sanki dolara da değil altına mı dönüyor acaba diye bir talep mi geldi ki sorusunu beraberinde gidiyor evet. Can Hocam? Bir talep mi geldi evet. Ki böyle bir beklenti mi var ki önden altın ithal ediliyor? Yani şöyle bir şey var. Tabii altın fiyatlarının düşük olduğu altında bir ondan az yükseliş beklentisi vesaire var. Ama bunu illa fiziki altın alarak yapmaya gerek yok diyorsunuz. Evet. Altın kontratlarından, altın üstünde çalaşan firmalara kadar hisse alırsınız. Sertifika alırsınız vesaire yaparsınız. Ama bize bu kadar yüksek bir ondan az altın talebini oluşturacak mantığı çok da fazla öngörün ne peki? Tasarruf sahipleri zaten o şu anda çok ciddi de bir döviz giderine yol açtığı için kısıtlandı. Ama orada enteresan bir detay daha var. Depremle birlikte eş zamanlı 12 milyar dolarlık mesela bir KKM şeyi oldu, itfası oldu, geri dönüşü oldu. Bunların ne kadarı tekrardan şeye döndü onu bilmiyoruz rakamsal ama muhtemelen piyasaya çıkan bir miktar. 100 milyar TL'ye geçti korumalı mevduattaki rakamlar. Evet. Peki Dündar bu altın İsviçre'nin özellikle verdiği bilgi enteresan. İsviçre'nin altın ihracatının %42'sini Türkiye'nin tek başına yapmış olması. Yani böyle bir ciddi bir rakam. Ciddi tek bir, ayda 58 ton. Tek ayda 58 tonluk bir altın ithalatı. Döviz çıkışını da beraber. Tabii ki bu. Tabii karşısında döviz çıkışı da var. Bu tabii. Muhtemelen bir altın ticaretinin parçası. Hakikaten ben dikkat etmemişim buna. Ama ne olabilir? İşte Türkiye'de bunun tasarrufların karşılandığı, tasarrufları karşılamak için talep edilen bir altın olması mantıklı değil. Dolayısıyla bu muhtemelen işlenip ihraç edilecek bir kanal, bir işlem. Bunun tehlikeli tarafı bunun Rusya ile bağlantılı olma ihtimali düşündürüyor bana bu. Bu yaptırımlar meselesiyle ilgili olarak hani Rusya'nın altın stokunu temin etmek için hani bizim üzerimizden mi yapıyorlar bilmiyorum. Sadece yüksek sese düşünüyorum şimdi. Bu açıklıyor. Yoksa hani Hindistan'da düğün mevsimi geldi oraya daha çok altın ihraç edeceğiz işleyip. Peki değil yani. Dündar eğer öyle bir şey olsa bunu yani şu yaptırım anda var Rusya. Yani hayır şöyle bir şey. O zaman Türkiye altın ithalatını engellemek için bir takım yaptırımlar getirdi. Evet. Yani bunu devletten habersiz falan yapamazsınız. Dolayısıyla yani orada bir şey oluyor. Eğer bu yapılacaksa, eğer bu amaçlaysa başka türlü halledilmez miydi bir yılda? Anlıyorum senin konsörünü. Anlatabildim değil mi? Yani benim endişem tabii bunun daha doğrusu tahminim. Bunun işte Rusya ile bağlantılı olabileceği. Çünkü bu yaptırımlar konusu önemli hakikaten. Batı dünyası ile Rusya arasındaki bu yaptırımlar savaşı
İşte bir sene önce savaşla birlikte, daha önce de vardı ama daha sonrasında çok belli bir şekilde kuvvetlendi. Fakat tabii en azından şu ana kadar Batı'nın başlangıçta Rusya'yı sıkıştıracağını beklediği seviyede bir gerçekleşme olmadı. Çünkü Rusya'nın muazzam bir döviz girdisi, artısı var. Döviz geliri çok daha fazla. Evet, fazla. Dolayısıyla bu ana muazzam bir direnç verdi. Ve beklenildiği kadar bir sorun yaşatmadı. Peki. Ama tabii bu ekonomisi hiç etkilenmedi, anlamına gelmesin. Tabii orada da bir sıkıntı var, orada da enflasyon, orada da faizlerin artması gibi. Peki şu söylenebilir mi Dündar? Şimdi bu savaşın, yani bu savaşın çok daha uzayacağı, Ukrayna-Rusya savaşının çok daha uzayacağı ve 12 Mart tarihi enteresan, bu 12 Mart tarihinde tahıl koridoru ile ilgili yapılan antlaşmanın son tarihi. Bitiyor, uzatılıp evet, uzatılmayacağı belli değil. Yani bunun öncesinde ya da sonrasında çok daha büyük bir harekatın olabileceği, dünyayı da olumsuz yönde etkileyebileceği ama burada bu savaşın hakikaten iki büyük kaybedeninin, alanda kaybedeninin Rusya ve Ukrayna olacağı ama ekonomik olarak da Almanya'nın bu işte en büyük kaybı yaşadığı. Hatta İngiltere'nin Brexit'ten çıkışının bile aslında bunlarla ilgili olduğu yıllar önce bir strateji ülkesi çünkü İngiltere ve Amerika. Ya bunları çok tahmin edip böyle 5-10 seneden yani orada evet, oylamayı da biliyoruz. Yani borderline döndü. Dün daha gayet iyi. Hani akşam ikiye kadar başka bir şeydi. Sonra şeyden oylar geldi. Ama savaş yani uzayacak. Bu konuda en fikir misiniz? Valla öyle görünüyor. Savaş bence hani yazı bulur gibi ama hani böyle çok senelerce sürecek bir boyutta olmayacak. Peki uzaması Putin'in iktidarını zedelemez mi? Yani Rusya'nın sonuçta ne kadar uzarsa o kadar kötü Rusya için. Zedeler. Putin'le ilgili bir de Dündar şey vardı hatırlarsın. Bundan birkaç ay önce hastalığının artık son safhaya geçtiği, hatta yerine alternatif kendisinin seçeceği lider adaylarıyla görüştüğü. Bir tane de bir şehrin valisi vardı mesela. Ama o 2-3 aydır o iş tamamen sönümlendi. Gerçi Putin de çok fazla ortalarda gözükmüyor ama. Ya şöyle bir şey, bu liderlerin sağlık problemleri çok konuşulur. İşte ağır hastalığın sonuna geldi. Yani bunlar hep ne derler, tahmin, daha öteye bir şey. Yorum yapmaya çok bence gerek yok bu. Savaşın uzamasının. Evet. Savaşın uzamasının tabii ki Rusya'ya yararı olmayacağı, hiçbir kimseye yararı olmayacağı çok açık bence. Peki Rishi Sunak koltuğunda oturabiliyor mu? Devam ediyor mu şu anda? Var mı öyle bir şey? Yani ya Rishi Sunak şimdi bu hani ülkemizdeki bu afetin etkisiyle bir süredir konuşmadık. Bence de mantıklı olarak da konuşmadık bu tarafları ama Rishi Sunak bıraktığımızda grevler konuşmuştuk en son programda. Tabii. Aynı şekilde buradaki o grevler, grev dalgaları devam ediyor. İşte şimdi hemşirelerin 2 günlük grevi var. Zaten tren yolcular part-time'ı bence döndüler. Çok fazla çalışmıyorlar grev sebebiyle. Fakat artık bu işin sona ermesi gerektiğine dair kamuoyunda da ve parlamentoda da seslerin yükseldiğini görüyorum, gözlüyorum. Yani bu grev meselesi bir şekilde çözülecek biraz yasal düzenlemelerle, biraz da devletin ya da hükümetin kesenin ağzını açmasıyla ortada bir yerde çözülecek. Ama gelecekte böyle bir durum yaşanmaması için de o yasal zemin oluşturulacak. Ha grevler mi yasaklanacak? Hayır değil. Sadece asgari servis seviyesini güvence altına almaya dönük belli sektörlerde, sağlık gibi, ulaşım gibi minimum standartlar belirlenecek. Peki, ve böyle devam edecek. Peki bu kadar böyle, hani bu kadar riskin peş peşe, ard arda da yaşandığı bir dönem hatırlıyor musun? Yani on olarak yani yaşandı. Bizim çalıştığımız yani, zaman da pek yok aslında. Yok yani böyle. Yani Körfez Savaşı, nefes ben Körfez adeta. Savaşı dönemine. Nefes ama almadık adeta. Şöyle bir şey var. 2002 ile 2010 arasına baktığımızda da 9 arasına baktığımızda hiçbir riskin yaşanmadığı 2009'daki o veya 2008'deki Lehman Brothers'ın batışı bir dönem geçirmiştik. 6-7 yıllık, 8 yıllık. Neyse. Dünya 6-7 yıl nefes aldı şimdi onun. Şimdi arkasından yine 2011'den 2015'e kadar öyle bir dönemden geçildi fazla bir risk olmayan. Son olmaya. 3-4 yıl özellikle. Ya işte böyle bir şey var. Benim burada ilgimi çeken bir durum var. Şimdi sen dedin ki Türkiye'nin altın ithalatı anormal patladı. Ben demedim yani rakamlar. Evet, rakamlar ondan sonra söyledi. Onunla beraber deprem sonrasında mevduatların işte dövize kaydığını biliyoruz. Bizim döviz fiyatımız milim şaşmıyor.
Yani işte çıpalandı 1880'lerde. 1880. Şimdi bu beni şöyle ürkütüyor. Tamam anlıyorum. Kurun artması istenmiyor. Anlıyorum derken yani hak veriyorum. Kabul ediyorum. Değil. Yani. Artık kabul ediyoruz ama kabullendik bu kadar fazla bir döviz talebi olduğunda da her ne kadar siz çıpalıyor da olsanız, her ne kadar siz işte arka yollardan, ön yollardan neyse dövizi baskılıyor olsanız da bir miktar bırakmaz mısınız? Bu talebin etkisini nötralize edecek kadar artık kurun yukarıya gitmesine. Artık rakamlar aleyhe gelişirken özellikle evet, dış ticaret alanında. Evet. Biraz daha ne bileyim 18-90 küsürler. En azından sindire sindire. Evet biraz daha gitmesi. Yani zaten orada bir artık faillerden alıştık. Enerji birikimi var. Orada bir kırılma olduğu vakit zaten büyük bir sıkıntı yaşayacağız. E bari orada daha fazla birikmesin enerji. Biraz daha yukarıya yavaş doğru yavaş şey yapalım diye bırakmaz mısınız? Bir de orada şöyle enteresan bir şey var. Aslında hani deprem dolayısıyla son 15-20 gündür çok dikkat etmedik. Ama İhracatta ciddi bir azalma olduğu söyleniyor. Rakamları tabii, görmemekle birlikte %25-30'lardan Şubat ayı için konuşmalar geçiyor. Eğer gerçekten buralara geldiysek, bugüne kadar ihracattan gelen dövizle ve turizmden gelen dövizle biz bunu çıpalıyorduk. Şimdi buradaki kaynaklar da azalmaya başlarsa o zaman tehlike çanları biraz daha hızlı çalmaya başlayacak. Çünkü hızla çıkan doların hızla düştüğünü gördük ama yavaş yavaş çıktığında inişin de daha yavaşlayarak geri geldiğini de gördük. Evet. Bu aslında bir kuram. Evet. Yani dediğim gibi zaten hani neden, bir baskı var. Neden baskı var? Yani neden bu yani yavaş yavaş izin veriliyor basit, sence? Yani bu seçime gidiş ortamında işte insanların doların fiyatıyla ekonomiyi ölçmesi. Tabii öyle ölçüyorlar çünkü. Doların yükselmesi, bakın dövizin demiyorum, doların yükselmesinin evet, insanların hayatına direkt etkisi olması. Kur geçişkenliğine enflasyon üzerinde bir baskı yaratıyor olması. Ve Türkiye'nin tarihine baktığımızda krizlerin çok büyük bir kısmı döviz krizi olarak çıktığından dolayı yine aynı mantık içerisinde seçime kadar tutalım. Peki Merkez Bankası ne yapacak bugün? Yani benim beklentim açıkçası, yani ben hiç istemiyorum ama bütün Ankara tarafından da duyduğumuz, yani bir de değil, 200 bas puanlık bir indirimden bahsediliyor ama yani zaten artık geçerli değil. Yani istediğin evet, kadar faizi piyasada tezgah üstündeki faiz farklı ve arasındaki makas çok. Bir de dövizle ilgili şöyle bir ilave yapayım. Çarşı ve bankalardaki alış satış fiyatları, evet bankalara talimat gitti makası açın diye ama çarşıda da makas çok açıldı. Yani 30 evet, kuruşlara varan evet, bir makas var ki bunu ben çok tehlikeli görüyorum. Peki Dündar, bu döviz fiyatlarındaki bu dövizi 1880'lerde çıpalamanın mantığı nedir sence? Ya da seçim, bu gerilmenin, bu enerji birikiminin büyük bir ne bileyim yani sebep olur mu? Yani şöyle bir şey, benim tahminim yine bu. Can'ın da söylediği gibi hani bu tamamen seçime dayalı bir şey. Bu seçime kadar ve sonuna kadar mücadele edilecek. Yani en ufak bir geri adım atmadan. Çünkü hem çok yakında bir psikolojik sınır var. Dolar 20 lira oldu diye basitçe anlatılacak olan bir cümleyi yaşatmak istemiyor. Ve bu sebeple de Merkez Bankası ya da sadece Merkez Bankası, devletin bütün gücüyle bu kuru buralarda tutmak için uğraştığını görüyoruz. Ha, nedir? Bunun bir mantığı var mı? Ekonomi. Peki politika faizi ne olur bugün sence? Yok. 200 bas puanlık bir düşüşü görür müyüz? Valla 900'e kadar yolu var, ne diyeyim yani, bu bir manası kalmadıktan sonra. Benim orada, ama orada şöyle bir manası oluyor. Bir şey yok yani. Yani tamam tezgah üstü faizlerde veya bankaların mevduatlarına etkilemiyor ama biliyorsunuz kredi kartı faizleri düşüyor. Overdraft faizleri ya da aşağıya geliyor. Şeyler düşüyor. Nakit kullanım avans faizleri düşüyor. Onlar düşüyor. Ama onların da yani kredi kartını kullanma vesaire. Ama borçluluğumuzu artırıyor. Borçluluğumuz artırıyor. Bir de limit sınırında limiti dolan kart oranı %80'lerin üzerinde diye konuşuluyor. Peki onun asgari ödemesi? Asgari, o da şimdi limit artıyor. Harcama limiti artışıyla beraber arttıkça asgari ödemeler de artık asgari olmaktan çıkıp, yani asgari ödeme nedir? Toplam harcamanızın 1/5 filandır. Şimdi artık yarısını filan istiyor banka. Ama seçime giderken şöyle bir şey... Dündar bak seçime bakalım giderken şöyle bir teorim var. 200 bas puan bugün indirirsek, bir sonraki toplantıda 100 Amerika indirirsek... Amerika ile aynı faizimiz olacak. Evet bakın Amerika'da 5,5 bizde de 6 gibi bir söylem mi acaba düşünülüyor? Ne dersin Dündar? Valla olabilir tabii ki ama... Algı. Hani
Kim inanır onu bilmiyorum elbette. Kadir inanır. Kadir inanır. Niye böyle bir espri yaptınız şimdi? Kadir inanır herhalde. Kadir inanır da inanmaz yani, bence ona. Kadir bence o da inanmaz. Yani kredi kartlarının harcamaları öne çekmesi ve bunu bir şekilde ekonomiyi canlı tutmaya dönük ithalatı zorlaştırdığı için genel durum. Dolayısıyla hani banka bilançolarına da yansıyan harcamaların artırıldığı bir ortam yaratır. Yaratıyor da zaten. Dolayısıyla herkes bunu olabildiği kadar kredi kartı faiziyle yapmaya çalışıyor. Hani sonuçta varılan yer tabii bankaların bilançoları. Tabii orada bireysel tarafta bir tek şey söyleyeyim. Bireysel taraftaki etkisi bu ama diğer tarafta banka bilançolarında bu saati bomba gibi bir etki yapıyor. Çünkü yani masa üstündeki faiz oranlarının 30 olduğu, 40 olduğu bir yerde kredi mevduat vesaire, kredi kartı hatta. %9'da kim borçlanır? Sadece birisi zorlanırsa gider parasını oraya bağlar. Doğru mu? O zaman kim yapıyor? Bu bankalar. Bankalar bunu diyorlar işte 9'da, 8'de belki de gelecekte. Bağlamış olacaklar. Ve bunlar faiz oranları eğer bir şekilde yukarıya doğru çıkacak olursa muazzam zararlar yazacak banka bilançoları üzerinde. Tabii bunu burada, tabii bir eski bir banka genel müdür yardımcısı tarafı olarak da söylüyorsun. Evet, o sebeple de söylüyorum tabii ki. Çok da belli bir şey zaten. Bu hani illa böyle bir bankalarda çok uzun süre çalışmaya da gerek yok. Zorunlu olarak aldığınız bir paranızı bağladığınız bir yer var. Diğer tarafta paranın getirisi çok daha yüksek. Siz bunu döndürdüğünüz zaman zarar edeceğinizi mutlaka görürsünüz yani. Dolayısıyla makro anlamda da ekonomi anlamda da bankaların üzerindeki bu yine deprem tabirine çok alıştık fay hattının ya da kırılma riskinin çok arttığını ortaya getiriyor. Peki, yeni gelecek olan eğer bir ekonomi değişikliği olursa yenilerin işi çok zor. Değişiklik olmazsa zaten faiz oranları biraz artırılır ve yerine gelir diye düşünüyorum. Peki Burak bugün kapakta ne var? Bugün kapakta ne var? İngiltere'den haberler var. Arkadaşlar verecek ekran onu. Ekonomistin kapağı evet geldi. Bakın FOMC dün akşam şey yapıldı ama bu kapak yaklaşık 4 gün öncenin kapağı. Ve enflasyonla ilgili tamamen içeriği yazının içeriğine bakarsak enflasyonun aslında çok da kolay inmeyebileceği, enflasyonun direnç göstereceği, hafif hafif kemikleşmeye başladığı Amerika'da ve hatta Avrupa'da ve bunun uzun bir süreç alabileceğini artık bu yavaş yavaş şeye geçti, anlatılmaya başlandı. Demek ki ateş olmayan yerden duman tutmuyor. Biz dünya ekonomilerinde hani rahat dönem diyordun ya galiba 2023'ü birazcık biraz rahatsız geçireceğiz. Grafik şeyimiz var, karikatürümüz bir var. Bir de evet kalın karikatürü var her hafta şey yaptığımız. Bu sefer enteresan bir şekilde İsrail'i ön plana almış. Netanyahu'nun çok hızlı bir şekilde hukuk sistemine hakim olmaya çalıştığı, hukuktaki bir takım kanunları değiştirmeye, anayasadaki bir takım değişiklikleri yaparak özellikle bu yeni yerleşim yerleri, işte Filistinlilerle ilgili kanundan kabul edilmeyen yerleşim yerlerindeki insanları çok çabuk tasfiye etmek ve buraları evet, İsrail topraklarını büyütmek gibi şeyi var. Peki Sayın Ankara'dan gelen üstadımız, hocamız, var mı seçimlerde bir erteleme, öteleme, 18, ne konuşuluyor Ankara'da? Valla benim duyduğum kadarıyla bir erteleme olmayacağı, hatta 14 Mayıs üstünde duruldu. Artık onu bilemiyorum yani muhalefet itiraz ederse Haziran'a kayar mı? Ama bir erteleme yapılmaması yönünde bir ciddi bir temayül oluştu. Bunun çok farklı sebepleri var. Bir tanesi ekonomik, işte kurun tutulması, daha da uzarsa bu işin kurun tutulamayacağı veya faizin tutulamayacağı aşikar. En büyük sebeplerinden bir tanesi bu anladığım kadarıyla. Ve dediğim gibi iktidarın 14 Mayıs'tan yana bir ondan sonra tercihi oldu. Ama işte eğer olmazsa 18 Haziran'a tarihli olacağı. Yapacak. Yani tabii ki ben burada şeyi söyleyeyim, bence anayasamızın burada ciddi bir eksikliği var. Böyle bir felakette, böyle bir ondan sonra büyük doğa olaylarında seçimlerin ertelenmesi gibi bir opsiyon olması lazım. Şimdi bizim geçtiğimiz pazar günü Türkiye'de seçim olsaydı yapma şansımız var mıydı? Yok. Olmazdı. Anayasada böyle bir eksiklik, evet, bir eksiklik var. Ama şu da kesin, muhtemelen 3 ay sonra, 4 ay sonra o bölgede de seçim yapılabilecek bir hale getirme gelecek şansımız var. Bir fotoğrafımız var benden de. Onu bir ekrana verebilir misin sevgili yönetmenim Burçin?
Hemen efendim gördüğünüz fotoğraf Mimarbaşı Mimar Sinan'ın 1574'te Payas'ta, Payas ilçesinde inşa ettiği 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde. Çadırları biraz daha yakını görüyorsunuz. Dağda. Bir de yakın bir Mimar Sinan'ın bir heykeli var. Bir de onu verelim arkadaşlar. Görün bakın burada sevgili izleyiciler, Hatay'da evleri yıkılan depremzedeleri ağırlıyor. Şu anda Payas ilçesi ve gördüğünüz gibi külliyede çizik yok. Heykelde en küçük bir hasar söz konusu değil. Demek ki bu iş istenince oluyormuş efendim. 500 yıl öncesinden bile yapılmış. Aynen öyle. 500 yıl öncesinde bile bu sorun çözülmüş ama maalesef bugün hala bu sorunu çözemiyoruz. Hoşça kalın.